Düzenlenmektedir. Bu kimlik belgesi Suriyeli yabancılara ülkemizde yasal kalış hakkı sağlamaktadır. Ülkemize gelen tüm Suriyeliler kayıt altına alınarak kendilerine geçici koruma kimlik belgesi verilmiştir. Bizim gittiğimiz her yerde, Tatarımızın gittiği her yere insan sevgisi götürdüğünü, medeniyet götürdüğünü, dayanışma götürdüğünü ve insan hakkını götürdüğünü, gittiği ülkelerde oradaki insanların dinine, diline, mezhebine, meşrebine karışmadan oradaki insanların insan odaklı yaşaması gerektiğini, Cenab-ı Hakk'ın en değerli varlığı olan insanın yaşama hakkını en güzel şekilde, en mükemmel şekilde gözettiğinde müşahede ediyoruz. Bizim milletimize yakışan, bizim milletimize yaraşan darda kalana, zorda kalana kucak açmaktır diye düşünüyorum ki. For 10 years and I'm very happy to thank you, Muhtaz, in particular, because you are the closest people to both the Turkish communities and the refugees. Böyle sorunları çok yaşadığımız için ben sorunları getirmek anlamında söylüyorum. Arkadaşlarım not alıyorlar. Bir diğer konusu da işte turizm sezonu. Bizim geçim kaynağımız turizm. Bu millete karşı yükümlülükleri olduğunu, ödevleri olduğunu, bunlara hasreten en azından aidiyet problemini buradan çözmemiz lazım. Aidiyet problemini çözmeden, vefa duygusunu çözmeden bu insanlarla bunları kaynaştırmamız gerçekten çok zor. Yaratılanı sev yaratandan ötürü anlayışıyla Türk milleti olarak Selçuklu'dan bugüne tarihler boyunca her zaman mazlumun, düşenin yanında olan Türk milleti olarak yine Türk milleti olarak yandayız. Yanda olmaya da devam edeceğiz. And UNHCR and the authorities were there to respond and to facilitate further social cohesion between the people. And again, I want to thank today for 10 years the Turkish people for receiving so many Syrians and some other nationalities in Mersin as like in the other provinces of the country. So it was a good day for me to meet all these people who are devoting their time to social cohesion.